Başkan Ekicioğlu, Anadolu'nun örnek projesi Kırköy kampüs alanını yerinde inceledi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanı hem dezavantajlı grupların üretim yapacakları ve eğitim alacakları bir yer, hem de mesire ve piknik alanı olarak projelendirdik ve tamamladık. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırköy Kampüsü, Kırşehir'de dezavantajlı gruplara umut doğuyor projesiyle tamamlanan kampüs ve piknik alanı yerinde inceledi. Başkanımız Ekicioğlu açıklamasında şunları ifade etti. Anadolu'da örnek bir proje olarak hazırladığımız Kırköy, daha önceden Kırşehir'in 60 yıllık çöp depolama merkeziydi. Kırşehir Belediyesi olarak burayı rehabilite ettik ve Kırköy Kampüsü adı altında bir proje gerçekleştirdik. Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanı hem dezavantajlı grupların üretim yapacakları ve eğitim alacakları bir yer, hem de mesire ve piknik alanı olarak projelendirdik ve tamamladık. Kırşehir halkının kullanımına sunacağımız Kırköy'de havalar ısındığı zaman vatandaşlarımız piknik alanlarını kullanabilecekler. Şimdi de gelmek isteyen olursa halka açık ve şu anda proje hayata geçmiş durumda. Bunun için projede bütün emeği geçmiş arkadaşlarımıza ve beden işçisi olarak çalışan, projede emek veren emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kırköy kampüs alanımız bölgemizde gerçekten tek ve örnek projelerden birisi. Projenin hayaiyet kazanmasında Kalkınma Ajansı'nda da destek gördük. Onlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kırşehir'deki yeşil alan konusunda ana hedefimiz biz 7 metrekareden aldık ve 10 metrekareye çıkaracağız. Bu konuda da belirli bir mesafe kat ettik. Şu anda 8 metrekarenin üzerine çıktık yeşil alan olarak. Diğer park projelerimiz hayata geçtikten sonra Kırşehir'de kişi başına 10 metrekareyi yakalayacağız dedi. Kırşehir'in 60 yıllık bir çöp depolama bölgesiydi burası. Burayı rehabilite ettik ve Kırköy kampüsü adı altında bir proje geliştirdik. Yaklaşık 70 bin metrekare alanda hem dezavantajlı grupların üretim ve eğitim ve alacağı bir yer, hem de mesire ve piknik alanları olaraktan projelendirdik. Bu projemiz bitti. Kırşehir halkının kullanımına sunuyoruz. Şu anda proje hayata geçmiş durumda. Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, projede veya da beden eşitsiz olarak çalışan veya da projeye emek veren bütün emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgemizde gerçekten tek örnek projelerden birisi. Şu anda Kalkınma Ajansı'ndan da bir desteğini gördük. Onun için ajansa da teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kırşehir'deki yeşil alan sayısını biz ana hedefimiz 7 metreden aldık. 10 metreye çıkaracağız. Bu konuda da bayağı mesafe kat ettik. Şu anda 8 metrenin üzerine çıktık yeşil alan alanını. Diğer park projelerimizle birlikte Kırşehir'de kişi başına 10 metreye yakalayacağız. Diğer park projelerimizde hayata geçtikten sonra bölgemizde özellikle Kırşehir'in bu dezavantajları gruplarla ilgili projelerde Türkiye'de örnek projelerden birisi. Bunun için herkese teşekkür ediyoruz. Projemiz bitmiş. Şu anda açılışını yapacağız. Havalar ısındığı zaman hep birlikte Kırşehir halkıyla birlikte buranın açılışını yapacağız ve hem dezavantajları grubunun hem de mesire alan olaraktan alanlar, güzel evcil hayvanlar ve Gölüser Mahallesi'nde bir yoğunluk oluyordu. Gölüser Mahallesi'ndeki vatandaştan gelen talepleri de değerlendirdik. Onlar da orada mangal ve piknik alanı istemiyordu. Onu da buraya taşıyacağız.